Değerli izleyiciler, birinci bölüm bitirirken ikinci bölümde konuşacağımız konuların da ipuçlarını vermiştik. Ama biz arada konuşurken bir haber vardı. Bugün yayın organlarında, internette olabilir, televizyonda olabilir, tam hatırlamıyorum. Hocam şöyle dendi. Çin'de büyük kuraklık var. Kuru fasulyenin fiyatı 12 liradan 16'ya çıktı. İnsan şöyle bir duruyor, düşünüyor, şöyle bir kafasını sallıyor. Ne alaka diyor kendi kendine. Yani burada... Biz burada yaşıyoruz. Bizden bakıyorsunuz 7-8 bin kilometre uzaklarda, belki 10 bin kilometre uzakta bir yerde kuraklık var ve bizim kuru fasulyemiz pahalanıyor. Şimdi bugün Mısır'daki olan olaylara da 2011'deki Çin'de evet. Bir kuraklık oldu. Ona bağlılardı. Bu doğal bir şey ama. Maalesef evet. Bu da doğal bir olay. Çünkü benim bütün akrabalarım çiftçidir. Ben Saraköy'üm evet. Yani. Benim köyümde yani bir laf vardı, adam eksen adam çıkar diye, öyle bir şey topraklarımız var bizim böyle. Ama artık hiç ekim yok. Hiçbir şekilde ekim yok çünkü gerçekten tarımda inanılmaz bir gerileme var. Herkes hayvancılığa geçti. Zorunlu çünkü su yok. Yani su var, çok kirli. Evet. Zaman zaman da bu sular verilmiyor. Yani kirli su dahi verilmiyor. Şimdi köylü kendini sağlam alıyor. En azından hiç olmazsa zarar etmeme peşinde köylü. Evet. Yani şeyi ekip, ürün ekip. Şimdi fasulye ekmezseniz, pamuk ekmezseniz, patates ekmezseniz ne olacak? Bunu Çin'den alacaksınız. Evet. Çin de kurak olduğu için Çin'den de alamıyorsunuz olayı. Ya da patatese ben tekrar bir bakayım. Patatesini geçen sene 10 kuruşlara düştü patates. Şeye döküldü. Devre falan döküldü patates. Tabii. Ama bu sene, şimdi geçen sene 10 kuruş ettiği için kimse patates dikmedi. Bir de bu var. Yani hemen burada, bir yıl sonraya tesir ediyor evet, zaten. Burada aslında devlet, yani Tarım Bakanlığı hangi bölgede ne ekileceğini baştan belirlemesi lazım. Primleri ona göre verecek. Yani patates diyecek ki bak patates ben 3 veya atıyorum 20 kuruş veriyorum deyince köylü anlayacak yani patates ekmesi gerektiğini anlayacak. Ve patates yönelecek. Ve bu şekilde siz, bizim 26 havzamız var Türkiye'de. Bu 26 havzayı planlaması gerekir şeyin. Evet. Devletin, bakanlığın. Örneğin biraz önce işte Amerika'daki El Nino olayı bir yıl sonraki tarım ürünler desenini belli eder. Bakın El Nino, yani Pasifik'te su ısınmaya başladığı zaman evet. O suyun ısınma şiddetinden bir yıl sonra olacak gelecek olan yağışlar, Amerika'nın neresinde ne kadar yağış düşecek, bu yağışlar ne kadar nütrient düşecek, yani havadan besleyici element düşeceği ve hangi havzalarda ne ekilebileceği, daha doğrusu bu ilk iki parametreyi deniz bilimciler, yani biyojeokimyacılardan bizden alırız, şeye veririz, ziraatçılara veririz. Ziraatçılar da bu şeylere göre, verilere göre en iyi hangi bölgeye ne dikilebilir? Evet. En verimli bir şekilde. Onun kararını verirler. Tabii bu sefer teknokratlar özellikle ve bürokratlar dünyada bu yıl neler ekilecek? Evet. Kimin neye ihtiyacı çıkacak? Onun hesaplamalarını yaparlar. Onlar da oraya ziraatçılara aktarırlar ve ziraatçılar da hangi bölgeye ne ekileceğini söylerler. Ve Amerika'da tek bir pirinç tanesi dahi atılmaz. Devlet alır hepsini. Alır ve bizlere satar. Yani, satacak bir yer bulun nasıl evet, olsa yani. Çünkü evet. Tarımda gerçekten yani tarım, evet. En önemli sektör tarım. Örneğin Amerika'da geçen sene bütün araba şeyler, şehirler battı. Araba evet. Yapan yani sanayiciler, yani sanayi şehirleri battı. Ama tarımda hiçbir zaman batma diye bir şey yok zaten tarımda. Çünkü tarım dediğim gibi en önemli sektör. Evet, hem de ne kadar gözde bir sektör olduğunu oradan anlamak mümkün. Dediğiniz çok doğru. Her yerde bir felaket haberi alıyoruz ama tarımda bir felaket haberi almıyoruz. Zaten tarımda felaket haberi alırsak dünyanın felaketi anlamına gelir o. Tabii. Yani gerçekten evet. Bir zor. Mesela 1929 yıllarda bu borsa, Amerikan büyük borsa buhranı falan nedeni temelinde tarımdaki inanılmaz düşüklük vardır. Yani çok büyük kuraklık var. Ve örneğin John Steinbeck'in Gazap Üzümleri ismi bir romanı vardır. Evet. Evet. Bu olayı anlatır zaten. Yani Oklahoma'dan tarım yapılamıyor Oklahoma'da. 5-6 yıl yapılamıyor. Yani hiçbir ürün yok yani çıkartamıyorlar. Ve buradan işte 1 milyon işçi, insan kalkıyor Kaliforniya'ya göç ediyor. Kitap da bunu anlatır zaten. Yani Atatürk'ün en büyük şanssızlığı da 1923 yılında Türkiye Cumhuriyeti kurduktan sonra işte bu dönem 29'lu evet. Dönemler yani Amerika'daki o buhran
dünyanın her yerinde birden var çöp kuraklık. Kuraklık böyle orada var burada yok değil. Her yerde bir anda çöker böyle. Atatürk'ün en büyük şanssızlığı da oydu zaten. Yani çok ciddi bir kurak dönem vardı o 29'da 30 yıllarda 31-32 yıllarda hatta devam işte evet. o yıllar. Ve hatta Deccal falan denmesi nedeni de odur. Yani Atatürk'e Deccal denmiştir. Yani çok kurak. Evet. Çok kurak. Ama şeyden sonra yani örneğin gene 1930'lu yıllarda Beycutuz İzmir'e başkan oluyor. Bunda nedeni şey gene kuraklık. 2 milyondan İzmir'in bütçesi 800 bin lira düşüyor. Yani yok para yok kuraklıkta. Evet. Belediyenin bütçesi düşürülüyor. İşte Beycutuz o parasızlıkta muhteşem işler yapıyor. İşte fuar alanı yapıyor. Behçet Ulus Hastanesi'ni kuruyor falan evet. böyle. Hakikaten çok güzel şeyler yapıyor ama dediğim gibi Atatürk'ün en büyük şanssızlığı o dönemdi. Biz o dönemden sonra pek öyle kurak falan bir dönem yaşamadık. Yani böyle evet. geniş kapsamlı. Hani arada mesela 70'li yıllarda 72-73'lerde çok kurak yıllarımız oldu 1-2 sene. 90'lı yıllarda oldu. Hatta 90'lı yıllarda tam kurak dönem bitecek derken Pinatubo Yanardağı patladı Filipinler'de. Hı. Kuraklık bir anda katlandı evet. ve ilk defa Türkiye bütün hidroelektrik santralleri boşaldığı için çünkü yağmur yok çünkü. Yani İzmir'de dahi 685 kilogramdır İzmir'in yıllık yağışı o dönem 400 kilogramlara düştü. Yok yağış yok yani. Bütün santraller boşaldı, barajlar da boşaldı ve biz Türkiye ilk defa Bulgaristan'a elektrik satın aldık. Evet. Ama bunlar işte birkaç yıllık olay. Yani siz zaten şöyle diyorsunuz hocam, daha önce konuşmalarını hatırladığım kadarıyla tabii çok büyük dönemler var aslında tarihe yön veren, susuzluk yani su tarihine yön veren de büyük olaylar var. Hani buzul devirleri, kuraklık devirleri ama hep arada mini dönemlerden bahsedersiniz siz, 20 yıllık i̇şte mini dönemlerde. Bunlar mini dönem gibi biz hep gördük. Peki önümüzdeki mini dönem bizim bu içinde bulunduğumuz... Şimdi 2020'den sonra pek hoş yıllar gelmiyor. 2000 ciddi biraz uzunca yıllar geliyor. Bu 29 yıllar gibi böyle biraz daha veya 1800 yıllar. Bu şeyin Fransa'nın daha sonra 1789'larda başlayan bu şey vardır. Fransız ihtilali. Onun temelinde büyük susuzluk vardır. Yani şeyin ihtilalin temelinde. İzlanda'daki bir yanardağ var. Çok büyük bir yanardağ ve son 10 bin yılın en büyük patlamasını gerçekleştiriyor. Bir yıl sonra dünyada hiçbir şey yetişmiyor. Yani bitki yok, şey yok. Evet. Su da yok. Yani Fransa'da buğday üretimi çok düşüyor. Düştüğü gibi su da olmadığı için yani ekmek yapacak diyorlar su yok. Her şeyi tetikliyor tabii. Bütün toplumsal olayları tetikliyor. İşte kraliçe şey diyor hatta ekmek pasta kullanım. Evet ekmek kullanıp pasta yesinler de oradan gelir zaten. Ama onun sonucu feci oluyor. Tabii. Halk açlıktan açlıktan saldırıyor. Açkurt fırın duvarı neler demiş hatırlarımız hani. Evet. Olayı bitirdiler o şeyde Fransa'da. Yani susuzluk bu dönemlerde böyle şey ama 2020'den sonra gelen dönem biraz sert bir dönem. Biraz uzunca ve sert bir dönem olacak. Tıpkı binli yıllardaki olduğu gibi. Bakın işte 900'lü yıllara geldiğimiz zaman küresel ısınma şiddetini çok arttırıyor. Hı. Çok ciddi anlamda bugünden de beter bir şekilde arttırıyor. Ve buzullar çözülmeye başlıyor. Çok hızlı bir şekilde. Ve Vikingler, Norveçliler, korkusuz adamlar açılırlar. Buzullar eriyince kuzeye doğru vuruyor gemileri ve bir ada görüyorlar, buluyorlar. Yemyeşil bir kara. Adına Grönland diyorlar. Yeşil ada. Yeşil ada. Ve biz bugün Grönland'daki buzullar eriyor diye biz ağlaşıyoruz bu yüzden. Bakın daha bu 1950 yıllarda Grönland. Ama arkadan 1000'li yıllara doğru gelirken de 1000'li yıllarda çok şiddetli bir soğuma yeniden başlıyor. Bir geri dönüş başlıyor. Hani yeşil olan ada şimdiki buz adaya dönüşüyor. Ve tekrar buzlanıyor. Hatta hemen kilise falan da geliyor Grönland'a. Ama işte bir 40-50 yıl sonra kilise de geri çekiliyor. Yok çünkü buz şeyde. Hatta Avrupalı papazlarla Grönland'lık papazlar papaz oluyorlar. Avrupa papazlar diyor ki ya neye döndünüz diyorlar şeylere. Ya diyorlar o da bir şey yetişmiyor ki. Ama diyorlar daha önce gelenlere orada işte her şey yetiştiğini söylüyorlar patates ıvır zıvır yani ana şeyden. Hı. Yok ya da buz altında her taraf. O kadar kısa bir dönemde evet, yani bir çok şiddet tabii fark etmiyor. Ve bunlar Vikingler tekrar Norveç'e dönüyor ama buzullar büyümeye devam ediyor. Bir önceki daha fazla büyüme başlıyor. Bu sefer İngiltere'ye saldırıyorlar. Hatta daha geçen daha 10 gün önce İngiltere'ye geldi Vikingler. Böyle küreklerle falan geldiler. Hı. Ve o zaman aldıkları altınları geri getirdiler. Yani mizansen olarak. Evet. Daha 10 gün önce falan bir televizyonda falan da vardı. Yani oraya saldırıyorlar. Bir 30 yıl savaşları falan vardır orada çok ciddi anlamda. Bakıyorsunuz o dönem tekrar
Finlandiyalılar, Danimarkalılar, Almanların ataları birbirine giriyorlar. Ama buzullar büyümeye devam ediyor. Yani ve en sonunda Haçlı ordular kurup Mezopotamya'ya saldırıyorlar. Zaten dünyada bütün savaşlar kuzeyden güney olur. Şimdi evet, onu da şimdi söylediğiniz adım kuzeyden. Kuzey olmaz. Neden de budur. Yani iklimler çok sık değişen olaylardır. Ve burada su konusunda bir tekrar gelelim. Su dünyada her zaman verimli kullanılması gereken doğal kaynak. Her zaman. Evet. Her gün yağmur yağsa dahi suyu verimli kullanacaksınız. Çünkü özellikle yeraltı suları. Yeraltı suları dünyanın en önemli doğal kaynaklarıdır. Ne petrol, ne elmas, ne başka bir şey. Yeraltı suları, kuyular, kuyu suları. Ve bugün Avrupalılar fark etti son 20 yıldan beri falan. Ve bütün herkes yeraltı kuyuları hakkında çok ciddi kanunlar çıkartmaya başladı. Yani en fazla birinci akiferden izlediriliyor artık. Alt taraf devlete ait. Ki, ya sözüm ona bizde de öyle ama canı isteyen açıyor kuyuyu. Ki bugünkü şey, Bakan Zeybekçi, bakın olur. Mesela o Denizli Belediye Başkanı iken güzel bir cümle sarf etmişti. Kuyuları dedi, aşağıda kuyuların bir altları dedi devlete ait. Yani tabii. Alınmasın gibisinden. Bu 4-5 sene önce öyle bir şey yaptı. O kurak dönemde yaptı bir konu. Evet doğrudur. Yani birinci akifer dışında insanların bir alta inmemesi lazım. İkinci akifere inmemesi lazım. İkinci, üçüncü, dördüncü akifere hiç inmemesi lazım. Onlar bu tür çok sert dönemlerde, çok kurak dönemlerde başvurulacak olan şey, olay odur. Bugün bir Yellowstone mega yanardağı var. Bir patlarsa biz 6-7 yıl güneş görmeyeceğiz, su görmeyeceğiz, hiçbir şey görmeyeceğiz. Zaten dünyanın en büyük felaketi o olacak deniyor değil mi Yellowstone? Dünya nüfusunun belki %80'i ölecek. Evet. O patlamadan da bütün şeyler. İnsan aklına şey geliyor, Meksika'daki bir yanardağ, Meksika diye şey evet. Değil mi? Amerika'nın güneyinde, Meksika'nın kuzeyinde öyle bir yerde miydi? Çünkü 83'te patladı. Evet, yani orada bir yanardağ patlayınca dünyanın tamamı nasıl etkilenir diye geliyor ama okuduğunuz zaman anlıyorsunuz yani. Bütün dünya etkileniyor toz bulutu nedeniyle. Bunlar 5.5'ün üzerinde, 8 üzerinden verilir şey yanardağ büyükleri. Logaritmik gider zaten. 5.5-6 arası bunlar Pinatubo yanardağı, Elçukaya bunlar hep böyle 5.5-6 arası. Ama bunlardan 7-800 kat daha güçlü yanardağlar var, mega yanardağlar var. İşte bir tanesi Yellowstone. Yellowstone. 600 bin yılda bir patlıyor. 600 bin yıl oldu ama bu yani demek değildir ki. Yani bu yarın yani olacak belki anlamına gelmiyor. Belki 2000 sene, belki 3000 sene sonra, belki 200 yıl sonra patlayacak. Patladığı zaman zaten işte dünya 7 yıl kadar, 6 yıl kadar bir nükleer kuşa girecek. Yani güneş görmeyecek. Evet. Güneş görmemesi demek buharlaşma olmaması demek. Olmaması demek yağış olmaması demek. Yani çok bunlar zaten tetikleyici. Ve tarım ürünleri yok olacaktır. Yani insan aç kalacaktır. Dediğim gibi %80 belki de insanlar ölecekler yani açlıktan. Ancak çok gençler kalacak ayakta. Evet, çok zenginler belki kalacak ayakta. Bu konuda belgeseller var zaten yani. Evet. Patlarsa çok belgesel çıkıyor o konuda. Evet. Patlarsa çünkü 75 bin yıl önce Toba yanardağı patladı. Yani mega yanardağıdır bu. Toba yanardağı patladığı zaman dünyada 100 bin civarında bir insan nüfusu olduğu tahmin ediyor o zaman. 2000'e düştüğü tahmin ediliyor. Yani 98 bin insan şeyde kalıyor. Bir de şimdi baktığımız zaman örneğin Ürdün'de Java bölgesi vardır. Bu İsrail'in asıl savaş nedeni mesela. İlk Java'dır orası. Java bölgesinde. İlk baş 6 bin yıl önce kuruluyor. Bakın 6 bin yıl önce. Dünya nüfusu daha 8-10 milyon ama Ürdün Java'da şey var. Baraj var. Yani öyle kuraklık var ki. Şeye bakıyoruz. Anadolu'ya bakıyoruz. İlk barajlar 3250 yıl önce Hititler tarafından kurulmuş. Yani nüfus ne koskoca adı? 6-700 bin yani bir konak, bir bornav falan ya, bir buca ya. Ama su yok. Zaman zaman çok şiddetli bir susuz. Zaten bazı uygarlıkların yok olmasına suyun neden olduğu bilinir. Susuzluğun daha doğrusu. Hititler olsun, Mayalar olsun, bak buna hiç savaşmadan tarzına çekilenlerdi. Bunlar hepsi kuraklıktır. Zaten şu var. Gılgamış'tan bugüne yani 4700 yıldan bu yana yapılan yani yazılan tarihte yaklaşık 15.000 savaş vardı. Bu 15.000 savaşın da 199.9'u sudan çıkar. Ha diyorlar ki sudan savaşlar çıkacak. Zaten bütün savaşlar sudan çıkar. İnsan susuz kaldığı zaman saldırır. Evet. Yani bunun şeyi de yoktur. Eğer iyi bakarsanız tarihe olaylara. Ama bizim için Türkiye'de tarih kitabı bizler tarih öğretirken işte Karlofça Antlaşması'nın maddeleri falan diye hep oradan biz yani antlaşma değil aslında. Değil. Bugün Çin Seddi'nin yapım nedeni zaten küresel soğumalar yani iklimsel varyasyonlardır. Yani iklimsel varyasyonlar şimdi korkmaya da gerek yok aslında. Yani
korkmana bir anlamı yok. Yani önden ne olacağını bilirsin, tahmin edersiniz örneğin tabii. Örneğin 2020'den sonra diyoruz ki biz kurak, olası olarak çok sert bir dönem gelecek, kurak bir dönem. Peki ne yapalım? 26 havzamız var. Bu 26 havzada o dönemlerde en iyi ne yetişebilecekse şimdiden o ürünler belirlenmesi lazım. Örneğin diyor, buğday diyoruz, veya başka bir sürü ürün diyoruz. Bir sürü çeşitleri var burada. Kimisi çok kurakta yetişiyor, kimisi bilmem ne. Bunları yani en iyi bir şekilde hangisi yetişecekse şimdiden planlamak lazım. Bütün havzaları planlamak lazım. Yani işte geçen sene patates çok ekiliyor. 10 kuruş oldu geçen sene patates. Bu sene kimse ekmiyor. Patates bir hafta 4-5 lira oluyor. Yani buna izin vermemek lazım. Bunu devlet eliyle yapılması lazım. Devlet diyecek ki Ege bölgesinde mesela atıyorum işte Menderes, işte Gediz havzasında patates mi istiyor? Diyecek ki Gediz havzasında patatesin işte destek primini ben 50 kuruş yaptım. Tamam. Orası onun anlamı o. Patates ekeceksiniz. O anlamı vardır. Bir de mesela Konya Ovası'nda buğday demişken mesela dedik %7 bir buğday azalışı dünyada buğday fiyatları 4'e 5'e katladığı gibi petrol de 170 dolarlara vurdurdu mesela. Peki çünkü buğday yani yiyecek en başta besinimiz yani. Peki buğday biz lisedeyken Konya Ovası bize şey olarak öğretildi. Buğday demiş. Buğday devam bari. Ama arkadan 15-20 yıl önce bir çıktı ortaya. Burayı şey yaptı, şeker kamışına çevirdiler. Çok ciddi destek birim verdiler. Tabii bütün çiftçiler şeker bacına döndü. Önce birinci akiferdeki su bitti 100 metrelerdeydi. Tabii. Arkadan ikinci akifere indiler, o suyu da bitirdiler. Arkadan üçüncü akifere bindiler, 300 metrelerdeydi o. O da bitince tuz gölü, tuzlu suyları başladı şey basma. Tarlalara. Akiferlere basma. Evet, akiferlere. Sonra da işte küresel işte insan kaynaklı küresel ısınma. Ya biz zaten... Evet insan kaynaklı olmaya insan kaynaklı ama küresel ısınma değil biz yani. De, evet, biz zaten küresel ısınmadayız da bunun evet. İnsan kaynaklı şeyi de... İnsan zaten etki edemez buna evet. Zaten çok fazla. Bir de zaten küresel ısınma da alakası bak evet. Burası buğday deposu. Yani sen bir anda yanlış bir kararla Türkiye'nin en az su alan bir bölgesine sen buğdaydan 6 kat daha fazla su üstüne şeker pancarı açıyorsun. Evet. Ve sonra akterleri kurutuyorsun. Tabii. Sonra suçu bu şeye atıyorsun. Yani burada bir de hem yerel hükümet, yerel yönetimler hem merkezi yönetimler hep şeyin arkasını saklanıyor. Ne yapalım bir küresel ısınma var. O çok moda oldu o laf zaten. Herkes de gönlüne göre kullanıyor. Evet bakın yaşadığımız hiçbir olayın küresel ısınmayla yakından, uzaktan hiçbir ilgisi yok. Tamamen şöyle bir şey de söyledim ben yaşadığımız olumsuzluğun nedeni takdir ilahi değil. Takdir idareler de takdir üniversiteler. Evet. Özellikle bir de üniversite yani iğneyi idareler batırırken çuvalızı kendimize batıralım yani. Harbiden evet. Bu konuda yeterli şey de vermiyoruz yani sanırım bilgi de vermiyoruz. Yani yaşadığımız olayların bizim hiçbir tanesinin küresel ısınmayla yakın uzaktan hiçbir yer. Ama tabii savunması en kolay bir şey olduğu için çünkü yani evet. Küresel ısınma dediğiniz zaman kendi dışınızda bir olay diye algılatıyorsunuz insanlara ve ne yapalım diyebiliyorsunuz. Ve özellikle STK'lar sivil toplum kuruluşları evet. Bu konuda işte hep insan kaynaklı küresel ısınmadan bahsederken farkında olmadan hem merkezi hükümete hem yerel yönetimlere bir şey uzatıyor. Destek olmuş. Destek oluyor farkında evet. Olmadan. Ya evet. Yaşadığım hiçbir şeyin gerçekten hiçbir olayı da yani küresel ısınma yakından uzaktan bir ilgisi yok. Yaşadığımız yani kurak ya da yağış dönemler hiçbir zaman için işte hep şöyle derler işte İzmir'de 60'lı yıllarda korkunç yağmur yağdı. Evet korkunç yağmur yağdı. Peki bir sonrası ne oldu? Yine kuraklık yıllar, vardı tabii. Çok sert kurak ve soğuk. Gerçekten soğuk. Evet. Yani hatta İzmir Körfezi'nin deniz seviyesi de 15 santim falan düşmüştür o 70'li yıllarda. Çünkü buharda şu buz oluyor, kutuplardan gidiyor. Çekiliyor geri İlmizden, tabii. Deniz seviyesi evet. Düşüyor. 15-20 santim şeyler evet. Vardı, çöküntüler vardı şeyler. Hocam bir izniniz olursa 4-5 dakikanız kaldı bir konuya temas etmenizi istiyorum. Yani bir 4-5 dakika içinde bir... tanımlama vardır. Su fakiri, su zengini, su yoksulu, su sıkıntısı falan diye. Şimdi bazı ülkeler kökten su fakiridir. Su sıkıntısı yaşanıyor denir. Bu kavramlar üzerinde biraz bilgi verir misiniz lütfen? Şimdi su zengini olmak yani 7-8 bin, kişi başına 7-8 bin metreküplere çıkınca su zengini oluyorsunuz yani. Mesela Kanada falan. Onlar evet. Su zengindir. 3000'in üzerinde sen 4000 gibisen tamam yani iyi fena değil ama onun altına düşmeye başlıyor özellikle 2000'in altına düşmeye başlıyorsa fakirleşiyorsunuz. Yani kişi başına günlük kişi başına hayır, yıllık potansiyel. Yıllık potansiyel bu evet. Su potansiyelinden gider bu olaylar. Mesela Afrika hep susuzluktan kırıldığını düşünüyoruz değil mi mesela ama Afrika'nın
ortalaması yıllık kişi başı 7300 metreküptür. Çok devasa bir sudur. 7300. Biz şey söylüyorsun, biraz benzer şey bakalım hesaplayamadım şu anda. Örneğin biz içme suyu hesapları yaparken günlük kişi başına 200 litre deriz. Yani 200 evet, kilogram gibi. Öyle mi denk gelir bu? Çok daha fazla. Fazlaya denk gelir. Tabii, çok daha fazla denk gelir. Mesela Irak mesela biz 2000 metreküpken Irak'ın 3500 metreküp falandır. Evet biz Irak'a daha şey evet. Su fakiri zannederiz ama değil. Hayır değil. Hiç de değil. Peki yani, bizim durumumuz ne? Bizim durum şimdi doğuda yani ciddi olarak o şeyler var yani büyük barajlar olduğu için şu anda 2000 metreküp ortalama. Evet. Fakiriz. Yani evet. Gerçekten biz su fakiriyiz. Ama bizim özellikle batıdaki tarımın bu kadar muhteşem olması nedeni de bu optimum yağış. Yani az yağış, çok fazla. Mesela evet. Rize'de 2000 metreküp yağ, 2000 kilogram yağar yılda Rize'de. Ama bir tek ot yetişiyor. Sürekli yağıyor çünkü. Evet. Bizim buralarda çok büyük avantajlıyız aslında biz. Biz öyle şey su fakiriyiz ama eğer akılcı bir su politikasıyla akılcı bir su kullanımıyla bizim aslında hiç sorunumuz yok. Suda şeyimiz olmaz. Örneğin 2000 yıllara kadar bizde kayıp kaçak %60 falan İzmir'den. Yani kişi başı 100 litre su basıyorsunuz. 60 litre gidiyor. Kayıptı. Ama o 2000'den sonra İSU çok güzel bir çalışma başlattı. Borular değişti. Evet inanılmaz da sürat. Yani %40'lara düşürdüler. 2 sene önceydi galiba sanırım. %40'lara falan mı? Evet çok iyi bir oran bu şey olarak yani hızlı düşüş olarak ama %10-15'ler çekmeleri lazım, çekebilmeleri lazım. Ama şu da var, özellikle 1940'lı yıllardaki şehir şeylerinde, merkezlerindeki boruların nereden geçti bilmiyordu. Tabii. Bilmiyorum şu anda bu, çünkü gece dinlemeleri falan yaptı İSU. Evet. Yani bu şeyi de yapmak da zor ama bayağı oldukça o yönden iyi. Bizim başlangıçta yani İzmir içinde bunu bir %10-15'e çekmemiz lazım. Tarımda da kesin damlamaya geçmemiz lazım. Başkalarına bakmadan, yani başka Türkiye genelinde falan değil. Evet. Yani buradaki yöneticilerin, arkadaşlar biz bundan sonra artık damlamaya geçiyoruz. Baş sulama yok, şey yok. Çünkü bizim gerçekten İzmir'de baraj yapılabilecek çok da farklı, çok da büyük şeylerimiz de yok bizim. Öyle bir opsiyonumuz yok. Onun için çok verimli kullanmak zorundayız. Son derece verimli kullanacağız. Her ne kadar şu anda Mayıs'ta falan suyu alıyorsak da 2017'de Düvertepe'ye dayandık Balıkesir ama ben 2020'den sonra onlar bize su vermeyecektir. Ben ona inanıyorum. Zaten onu hep konuşuruz zaman zaman. Bazen yani diğer iller bize su vermeseler haklarıdır. Yani bir İzmir ne bileyim Manisa'nın, Balıkesir'in, Aydın'ın sularını alıyor. Bir İstanbul Edirne'den Seyir'e kadar, Ankara'ya kadar sularını topluyor. O iller ne olacak diye düşünüyorsunuz. Yani bana göre verilmeyecek o şeyler. Evet. Hocam bir iki cümleyle bir toparlarsak şayet. Önümüzdeki günlerde bizi neler bekliyor? Şimdi yok korkulacak o kadar şey yok. Evet. Yani önümüzdeki Mart'tan sonra tekrar dönüşe geçer yağışlar yani toplarız. Evet. 2022'lere kadar evet bir, bu kadar 10 yıllık süreçte mutlaka 3 ya da 4 sene kurak bir dönem geçiriz ama genelde ama genel anlamda kar olduğu için evet. Yani barajlarımız çok da sıfırlanmadan devam edeceğizdir yani şey evet. Olacaktır. Ama 2022-23'ten sonra ki bunu ben söylemiyorum bunu bütün ABD Dışişleri Bakanı, tabii. Eski Dışişleri Bakanı Hillary Clinton tabii. Söyledi, Rusya Dışişleri Bakanı da söyledi. Evet. 2023'ten sonra çok ciddi sorunlar evet. Var. Yani bugün Finlandiya'da yine aynı şekilde nükleer santral yapılırken tabii. 2020'den sonra gelecek olan soğuk dönemi işaret onları düşünüyor. Buz tutabilir evet. Diye. Yani bu 2020 sonrasını hocam bir ara biraz daha sohbet edelim. Evet. Önlemler alınabilir diyelim. Çok teşekkür ediyorum hocam. Nezaket gösterdiniz, katıldınız. Çok faydalı bilgiler, yararlı bilgiler verdiniz. Ben tekrar teşekkür ediyorum size efendim. Efendim şiir bölümümü programın başında söylediğim gibi Rauf Denktaş'a ait olan değil ama Rauf Denktaş'ın çok sevdiği bir şiirle kapatıyorum. Şöyle diyor. Şiir yazar ve şair Mustafa Kayabekin. Türkiye'ye yavru vatan bağını anlatan şiiri Kayabek göndermiş. Denktaş çok beğenip ilk kez 2002'de Bayrak Radyo Televizyonu'nda kendisi seslendirmiş. Bayrak Radyo Televizyonu Genel Müdürü o zaman Denktaş'ın ağzından yayınlamamızı isteyen yüzlerce telefon aldık. Yayınlamaya devam edeceğiz demiş ve ben o şiiri Rauf Denktaş anısına okuyorum efendim. Benim iki bayrağım var. Biri ana, birisi kız. Benim iki bayrağım var. İkisinin de bağrında namusumdur ayla yıldız. Biri damarlarımda kan, biri alnımda aktır. Benim iki bayrağım var. Birisi gönül yarası, biri tükenmeyen aşktır. Biri yüreklerde sabır, biri yaştır kirpiklerde. Benim iki bayrağım var. Gölgesi üstüme düşer.
biri Anamur'da grup, biri Girne'de şafaktır. Benim iki bayrağım var, biri yurdumun tapusu, biri kan bedeli haktır. Biri dudaklarında duam, biri gözlerimde amindir. Biri güneş gibi sıcak, biri ay gibi serindir. Anısı önünde saygıyla eğiliyorum, büyük devrimci Rauf Denktaş'ım. Efendim, bugünkü programımızı burada tamamladık. Gelecek hafta yine güncel bir konuyla karşınızda olacağız efendim. O zamana kadar sağlıkla kalın, mutlulukla kalın, hoşça kalın.